Merhaba arkadaşlar, sizlerle bir önceki videomuzda üçgenin yardımcı elemanları olan açıortayı görmüştük. Şimdi üçgenin yardımcı elemanlarından kenar ortayı göreceğiz. Kenar ortay, şu gördüğünüz ABC üçgeninden bir köşemizden o köşenin karşısındaki kenarı iki eş parçaya bölen doğruya kenar ortay diyoruz. Şimdi yorumlayalım. A köşesinden inmiş, B köşesinden inmiş ve C köşesi inmiş. İndiği her köşeleri iki eş parçaya bölmüş ve aynı zamanda G dediğim ağırlık merkezine sahibim. ABC üçgeninde AD, gösterelim hemen renkli kalemlerle. AD, BE, şurası ve CF. CF noktamızda doğrumuzda şurası. Bunların hepsi birer kenar ortaydır. Kenar ortayların kesim noktası üçgenin ağırlık merkezidir. AD, CF ve BE kenar ortaylarım gördüğünüz üzere G noktasında birleşmişler. O halde burası kenar ortayların birleştiği yere ağırlık merkezi diyoruz. G ile gösterir ama her G gördüğünde ağırlık merkezi demiyorsun. Belki haflendirmişlerdir. Şimdi örneğimize bakalım. ABCD G üçgeninin ağırlık merkezi. Evet. BC, BC neresi? Şurası. Buranın tamamı kaçmış? 12 cm. AB 8 cm. Ve bizden AD'yi istiyor. Şimdi üçgene bakıyorum. Bana G'nin ağırlık merkezi olduğunu söylediğine göre AD doğrusu nedir? Kenar ortaydır. Kenar ortaysa ne diyorduk? Kenarı iki eş parçaya bölüyordu. Buranın tamamı 12 ise burası eşit bölündüğüne göre BD ve DC kenarları 6'şer santimetre mi oluyor? Geldik. Şimdi burası 6, burası 8. Özel üçgenleri görmüş olmanız lazım geçen seneden. Şimdi bir hatırlayalım. Demiş ki şuradan şu üçgeni gözümüzün önüne getirdik. Bir diklik var. O halde ne yapıyoruz? Pisagor. Şimdi şunun tamamına x dersem 90'ın karşısının kenarın karesi eşittir 6'nın karesi artı 8'in karesi. X kare eşittir 6'nın karesi 36 artı 8'in karesi 64. Şöyle yazalım. X kare eşittir 36 artı 64'ten ne geldi? 100. Hangi sayının karesi 100'dür? 10'un. O halde X yani AD kenarım kaç santimetreymiş? 10 santimetreymiş diye görüyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik bir diğer özelliğimize. Bakıyoruz. Bir tane ABC üçgeni tanımlamış. Burası G. Ağırlık merkezimiz. Bir üçgende ağırlık merkezi köşeye 2 birim iken kenara 1 birim uzaklıktadır. Ne demek bu? Şimdi bir tane AD, BE ya da CF herhangi birini ele alalım. Diyorum ki AD'yi bir inceleyeyim. Baktığımda bu benim kenar ortayım. Ne diyor? Merkezi köşeye 2 birim. Köşem neresi? A köşesi buraya. O halde G ağırlık merkezinden bu köşeye olan uzaklığı 2 birim. Kenara olan yani AC kenarına olan uzaklığım da 1 birimdir. O halde diyorum ki burası herhangi bir birin katı diyorsun. Burası da 2'nin katı. Mesela burası 2 ise bu 2'nin 2 katı burası 4 olacak. Burası 3 ise burası 6. Demek ki 1'e 2 birimlik. Yani kenara uzaklığın 2 katı köşeye olan uzaklıktır demek. Şimdi bakalım sorumuza. ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi. BG. AE'ye dik. Gördüğünüz üzere 90 derece. BG 12 santimetre. EC 13 santimetre. Şimdi ne biliyoruz biz?
Bu bir kenarortay. Kenarortaysa kenarı ne yapıyordu? İki eş parçaya bölüyordu. O halde DC ile BD kenarların birbirine eşit. DC'yi 13 cm verdiğine göre BD kenarımda kaç santimetredir? 13 cm. Şimdi şuraya bakıyorum. Burası 90'sa burası da 90. Doğru mu? Burası da dik dikilmiş. Şurada bir özel üçgenim var. Neydi özel üçgenim? 5, 12. Pardon, burası dik değil arkadaşlar. Burası dik. Yanlış yazdık. Tamam. 5, 12, 13. O halde burası 5 cm mi? Bir önceki notumuzda ne dedik? 1'e 2. Yani 2 katı. Burası 5 ise burası bunun 2 katı olacaksa 2 çarpı 5'ten de x kaç santimetre gelir? 10 santimetre gelir. Geldik bir diğer özelliğimize. Dik üçgende hipotenüse ait kenarortay aşağıdaki gibi muhteşem üçlü oluşturur. Ne demek muhteşem üçlü? Şimdi bakıyorum. Bu benim kenarortayım. Dik inmiş. Diklikten inmiş ve köşeyi, kenarı iki eş parçaya ayırmış. Bu ifadeyi her zaman böyle hepsini bir arada vermez. Ne yapacaksın? Eksiklikleri sen tamamlayacaksın. Nasıl tamamlayacağız? Mesela der ki bu üç kenarı birbirine eşit vermiş. Demek ki burada muhteşem üçlü var deyip buranın dik olduğunu kabul ediyorsun. Ya da demiş ki buradan bir dikimi vermiş. İki tane kenarımı eşit vermiş. O halde burasında eşit olması gerektiğini bileceğiz arkadaşlar. Şimdi ABC bir üçgen. ABC bir üçgen. BAC. BAC ile BGD. BGD 90 derece tanımlamış. BD 9 demiş. DC'yi de 9 demiş. O halde bunlar birbirine eşit mi? Eşit. Bunlar birbirine eşit. 90'ı biliyorum. O halde kime tamamlayacağım? Muhteşem üçlüye. Yani bu kenarımda bunlara eşit. O halde bunlar 9 santimetre ise bu kenarımın tamamı da 9 santimetre mi? Buna göre BG kaç santimetredir? Yani şu kenarın uzunluğunu soruyor. Şimdi muhteşem üçlüyü buldum. AD'nin tamamının 9 santimetre olduğunu da buldum. Ama bunları nasıl bölüştüreceğiz? Bunları nasıl bölüştüreceğiz? Buradaki özelliğimizden neydi? Kenara 1 birim, köşeye 2 birim uzaklıktaydı. Şimdi 9'u nasıl parçalayacağız? Şöyle diyelim o zaman. Burası x ise burası 2x miydi? Buranın tamamı ne oldu? 3x. 3x neye eşit olduğunu biliyorum ben? 9'a. Her yeri 3'e bölersem x neye eşitmiş? 3'e. O halde x 3 ise şuranın uzunluğu 3 cm, buranın uzunluğu da 6 cm mi geldi bize? Geldik bu üçgene. Şimdi ne yapıyoruz? Pisagor bağıntısı. 90'ın karşısının kenarın karesi eşittir. 3'ün karesi artı şuraya da y mi diyelim? Y'nin karesi. 81 eşittir 9 artı y kare. Ne yapıyoruz? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Bunu attık. Yerimiz kalmadı arkadaşlar. Şöyle yazalım. Y kare eşittir 81 eksi 9. Y kare eşittir 72. Şimdi 72 kökten çıkıyor mu? Tam olarak çıkamıyor. Şöyle yazabilir miyiz? Neyinle neyin çarpımıydı bu? 36 ile 2'nin çarpımı mı? 36'yı çıkartabilirim. O halde y eşittir 6 kök 2 olarak buluruz. Yani BG uzunluğumuz 6 kök 2'dir arkadaşlar. Evet, geldik özelliklerimizden bir diğerine. Bir üçgende kenarortaylar dik olarak kesişebilirler. Yani kesişebilirler. Bu da demek oluyor ki Pisagor ve Öklit bağıntıları gibi temel bağlantılar hatırlanmalıdır. Şimdi bakıyorum üçgenime. Ne yapmış? Diklikte kesişmişler. Doğru mu? Ağırlık merkezim diye benim kesiştiğim nokta. Ne o zaman burası? 90 derece. Yani dik kesişmişler. O zaman aklına ne gelecek?
Öklit uygulamaları ya da Pisagor bağıntıları. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Hemen örneğimize bakalım. ABC bir üçgen vermiş. AE, AE neresi arkadaşlar? Şuranın tamamı. Diktir BD. Görüyor musunuz? Burada dik kesişmişler. BA, BA, AC. Evet, buraya C'mizi yazmayı unutmuşuz. C. BA ile AC de burada dik kesişmiş. Güzel. Ve G ağırlık merkezidir. Bunu da tanımlamış ise BD'yi soruyor. Yani şu kenarın tamamını ne olduğunu soruyor. Şimdi bakıyoruz. Ne yaptık? Bir üçgende kenarortaylar dik olarak kesişebilirler. Dik kesiştiklerini gördük. Ağırlık merkezini de gördük. Bir önceki örneklerde ne görmüştük? Muhteşem üçlü ve bunların kenarortaylarının kenarı iki eşit parçaya böldüğünü. O halde burası ile burası birbirine eşit miydi? Eşitti. E muhteşem üçlü ise burası da mı bunlara eşit? Burası 6 santimetre, burası da 6 santimetre. O halde AE'nin de mi tamamı 6 santimetre? E hocam bu G noktasında bölünmüş. Ben bunları nasıl böleceğim? Bir özelliğimizi daha hatırlıyoruz burada. 1'e 2 oran vardı, doğru mu? 6'yı nasıl paylaştırabilirsin? 2'ye 4 desem 1'e 2 oran oldu mu? Oldu. Şimdi bir bilgi eksikliğimiz mi var diye bir bakıyorum arkadaşlar. Evet, bilgi eksikliğimiz yok. Ha, tamam, burada tanımlamış zaten. Tamam, şimdi ne biliyoruz? Şurada bir tane üçgenimiz var. Onu da başka renkle, maviyle gösterelim. Ne yapıyoruz burada? Pisagor'u uygulayacağız. 90'ın karşısının kenar uzunluğunun karesi eşittir. 2'nin karesi artı şuraya şu maviyle gösterdiğim yere x dersem. X kare. 6'nın karesi 36 eşittir. 2'nin karesi 4 artı x kare. Attık 4'ü buraya. Şöyle yazalım. X kare eşittir 36 eksi 4. X kare eşittir 32. 32 kökten tam olarak çıkıyor mu? Çıkamıyor. O halde neyle neyin çarpımı olduğunu bulmamız lazım. Neyle neyin çarpımı? 16 ile 2'nin çarpımı, değil mi? O halde x eşittir 4 kök 2 diye mi dışarı çıkar? Burası neymiş? 4 kök 2. E ne dedik? Burası 2 birimse köşe 2 birim, kenarı 1 birimde, değil mi? Özelliğimizi hatırlayın hemen. E bunun yarısı burayı vermeyecek mi? O halde burası da 2 kök 2. Neyi istiyor? BD'nin tamamını. Yani 4 kök 2 artı 2 kök 2'den 6 kök 2 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Geldik bir diğer özelliğimize. Kenarortaylar dik kesişmiş ise şekildeki gibi AG, AG'ye bakalım. AG şurası. BC'ye eşit. Bu kenara mı eşit? Böyle tanımlıyoruz. Sebebini AG'nin uzaltılıp burayı uzaltırsak ne oldu? Kenarı iki eş parçaya böldük. Kenarı iki eş parçaya bölüyorsa burası ve burası birbirine eşit mi olacak? BGC BGC yani şu kenarı. Muhteşem üçlü kuralına uyuyor. Neden? Diklik var. İkisi eşitse burası da mı buna eşit olacak? İşte bize muhteşem üçlüyü tanımladı. Bakıyoruz hemen sorumuza. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi. GC'yi 10 cm vermiş. GD'yi yani şurayı 3 kök 2 cm olduğuna göre AG'nin tamamı. Şurayı bizlere soruyor. Şimdi şu açıdan bakarsanız nedir bu? Kenarortay. 1'e 2 oran vardı, değil mi? Burası buranın 2 katı. O halde 3 kök 2'nin 2 katı nedir? 6 kök 2, değil mi? Şimdi şöyle yapsak, diyorum ki şunu da uzaltayım. Şöyle uzattık. E burada da 1'e 2 oran varsa onun yarısı ne? 5. Burası da 5. E diklikten bunu indirdiğime göre ne var burada?
Muhteşem üçlü. Burası 5 santimetre ise burası da 5 santimetre. Burası da 5 santimetre. Şimdi sadece kırmızı ile çizdiğim üçgene bakacağız. Şurası, şurası, şurası. İki kenarımı biliyorum. Dikliğim var. Üçüncüyü bulabilir miyim? Bulabilirim. Nasıl buluruz? Pisagor bağıntısından. Şurayı soruyor zaten. Burayı x dedim. 90'ın karşısının kenarın karesi tamamı. 10'un karesi eşittir. 6 kök 2'nin karesi artı x kare. 10'un karesi nedir? 100 eşittir. Şimdi önce 6'nın karesini alıyoruz. 36. Zaten kök 2'nin karesi kökten kurtulacağız. 2 gelecek. 36 çarpı 2'den ne geldi? 72 artı x kare. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. X kare eşittir 100. 72 nasıl geçti? Eksi 72 olarak. X kare eşittir 28. Bakıyoruz 28 kökten tam olarak çıkıyor mu? Hayır. Neyle neyin çarpımı? 7 ile 4'ün çarpımıydı değil mi? 4'ümü dışarıya alabilirim kökten. O halde x eşittir 2. 7 kökten çıkamadığı için 2 kök 7 olarak x değerimizi buluruz arkadaşlar. Geldik bir diğer özelliğimize. Bazı şekiller yarım bırakılmıştır. Bunları tamamlamak gerekir. Şimdi buraya bakıyorum. Bir eksiklik var zaten görüyoruz değil mi? O halde bu ifadeyi ben tamamlayabilirim. Yani A'dan B'ye doğru bir köşemi çizebilirim. Bunu biz çiziyoruz. Bunu da unutmayın. Yani üçgeni tamamlayabilirsiniz. Size kalmış. Geldik bir diğer ve son özelliğimize. ABC üçgensel bölgenin ağırlık merkezi. EF orta nokta. EF orta taban, pardon arkadaşlar. EF orta taban ise AP, PG ve GD arasında şu şekilde bir bağıntı var. Bakıyoruz. Şimdi bundan önce orta kenar ortaylarda ne dedik? Bir tane G orta noktam vardı ve iki eş parçaya ayrılmıştı bu değil mi? Şimdi burada üç eş parçaya ayrılmış. O halde diyorum ki 3, 2, 1 kuralına sahiptim. Bakın burada ne dedik? 1'e 2 oran vardı. 2'ye bölündüğünde bu bunun yarısıydı, bu bunun 2 katıydı deyip yazabiliyorduk ifadeleri. Artık burada 3 parçaya ayrılmış. O halde 3, 1, 2 kuralına sahibim. Yani burası 2K, burası K, burası 3K. Biz bunu nasıl uygulayacağız? Şimdi bakıyoruz aşağıdaki örneğe. EG 4 santimetre. Şurayı 4 santimetre vermiş. Demiş ki G, D, şuraya D mi de yazmayı unutmuşum. GD ile DC birbirine eşit. Buna göre AK yani şu kenarın tamamını istiyor. Önce neye bakman gerekiyor? Kenar ortay olup olmadığına. Bu kural kenar ortay. Yani bu şekilde ise bir ağırlık merkezin olacak. Kenarı iki eş parçaya bölecek. Bu şartları sağlıyorsa 3-1-2 kuralını yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. G ağırlık merkezim. Evet. İki eş parçaya bölmüş. Evet. O halde bunu uygulayabiliyorum. 312 kuralını. Şimdi burası neydi? 3-1-2. Burası 1 ise bunun 2 katı mı olacaktı burası? O halde buraya ne diyorum? 8 diyorum. Bunun 3 katı mı olacaktı burası? O halde buna ne diyorum? 12 diyorum. Buranın tamamını soruyor. 12 artı 4 artı 8'den KA'nın tamamı 24 santimetredir arkadaşlar. Evet ne gördük? Kenar ortayların bütün özelliklerini gördük. Bir sonraki videomuzda bunlarla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar.